Dostlar merhabalar. Full yayınlarını, full matematik yayınlarını çözmeye devam ediyorum dostlarım. Kenar ortayın testlerini çözüyorduk en son. 2 numaralı testine kadar geldik. Şimdi hemen 2 numaralı testin ilk sorusuyla başlıyorum arkadaşlarım. 1 numaralı soru bakalım ne diyor. Diyor ki G noktası ABC üçgeninin yine ağırlık merkeziymiş. Dik üçgenin ağırlık merkezi. Hem diklik hem ağırlık merkezi görüyorum. 1'e 2 oranı da yapacağım. Muhteşem üçlü de yapacağım arkadaşlarım. Öncelikle şunu bir şurayla birleştirelim. Şimdi bir de verilenleri okuyalım. AD DB'ye eşit, tamamdır. DG'yi 5 vermiş. Şurası 5 ise ben biliyorum ki tabana bir açıya 2 oranı yapacaktık. Burası 10. Muhteşem üçlüden bu kenar ortay 15 ise hipotenüste 15, 15 bölündü. Buna göre AB kaçtır? Toplamını soruyor. 30'u işaretledim dostlar. 1 numara tamamdır. Geldik 2 numaraya. Evet. G ağırlık merkeziymiş yine. BG'yi 4 vermiş. Biliyorum ki BG 4 ise tabana bir açıya 2 özelliğinden burası 2. Diklikten diklik inmiş. Bakın öklit yapacağım hemen. X'in karesi eşittir P çarpı K, yani 4 çarpı 2'dir. X kare 8 geldi. X de buradan 2 kök 2, yani Denizli şıkkı doğru cevap çıktı dostum. 3 numaradayız. Hemen okuyoruz soruyu. E noktası ABC üçgeninin, M noktası da DBF üçgeninin ağırlık merkezidir dostlarım diyor. Şimdi M noktası şu üstteki üçgenin ağırlık merkezi ise bak tabana yakın kısmı x, açıya yakın kısmı 2 katı olacak 2x. Şimdi Edirne noktası da büyük üçgenin ağırlık merkeziymiş. O zaman açıya yakın kısmı 3x ise tabana yakın kısmı 3x'in yarısı olacak. 3x bölü 2. Ve BN'yi toplam 45 vermiş. Bak 45'in içinde neler var? 3x bölü 2 var. Artı bir de 3x var dostum. Hemen burayı bir toparlayalım. 2 kere 3 6. 3 daha 9x bölü 2 eşittir 45. 2 ile çarpalım. 90 eşittir 9x. X eşittir 10. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi dostum. 4 numaradayız arkadaşlar. Yine dik üçgen ve ağırlık merkezi görüyorum. Çok çok yüksek ihtimalle muhteşem üçlü yapacağım diyorum kendi kendime. Hemen ne diyor bize? Ağırlık merkezi 4 var, kök 5 var. E dostum o zaman biliyorum ki şurası da kenar ortaydır. Kök 5 ise bu da kök 5 olur. Şu hipotenüsümüze bir K ismi yazalım. K diyelim. Pisagor bağıntısı yapalım. K kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16, bir de 2 kök 5'in karesi 20. Demek ki k kare eşittir 36, k'yı biz 6 bulduk. O halde şurası da 3, burası da 3 oldu. Şu kenar ortay olmasından sebep. Peki dik açıdan inen kenar ortay olduğu için 3 ise bu adam da 3 olacak. Yani şuranın uzunluğu 3 birim. Tabana bir açıya 2'den burası 2x'tir. Yani 3x'i 3 bulduk dostlar. O halde x'i de 1 diye işaretleyelim geçelim. 5 numaralı sorumuz. Evet. Şimdi AE kenar ortay. Tamam bu adam bir kenar ortay ve bakın şu Fransa noktasına dikkat edin. Hem kenar ortay hem de 1'e 2 oranında bölmüş. Demek ki bu Fransa kesinlikle ağırlık merkezi. E burası da o zaman şu da bir kenar ortay oldu bu çizgi. E hem kenar ortay hem de açı ortay olduğundan kayı kuralı gereği burası da ne oldu dostum? 90. 6 var. X var. 10 var. 6, 8, 10 üçgeninden X de çıktı. 8 cevap kendiliğinden geldi bile. 6 numaradayız dostlarım. Şurayı X vermiş. 18'imiz var elimizde. Başka G ağırlık merkezidir. Buna göre AG nedir diye de bir soru sormuş bize amcamızın oğlu. 4 var, 18 var. Şimdi muhteşem üçlü yapılacak arkadaşlarım. Hemen şuradan aşağıya kenar ortayımı bir devam ettireyim bakayım neler olacak bir görelim. Şimdi şuraya K birim dersem artık burası kesinlikle ne olacak? 2K birim. Şimdi burası muhteşem üçlüden dolayı 3K ise kenar ortay. Şu kısımda 3K. Şurası da 3K oldu arkadaşlarım. Bunu da bir yazalım.
Şimdi şu 4'ü konuşacağız birlikte. Bakalım G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Tamam, bunu konuştuk. Başka, hatta şöyle yapalım bir de. Şu da bizim kenar ortayımızdır değil mi? Tam ağırlık merkezinden geçtiğine göre bu da bir kenar ortaydır. Bunu da gerekirse kullanırız diye düşündüm. Diklik diklik var, 4 var, 18 var. Buna göre AGX nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şuradan soruyu çıkartabilirim diye düşünüyorum ama bir daha bir bakalım. Şu 18'i hiç kullanmadık arkadaşlarım. Şurası toplam 18 ya. Şu mesafeye bakın, şu kısma 18 eksi 3K kalacak. Ve orada şöyle bir dik üçgen çıkacak. Onu bir göstereyim size. Şöyle bir şey arkadaşlarım. Şurası K. Şurası 18 eksi 3K. Şurası da 4. Şimdi 4'ten dolayı ben bir acaba 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi diye düşündüm. 3, 4, 5 olabilmesi demek K'nın 5 olacağı anlamına geliyor. Peki K 5 iken burası da 3 geliyor mu diye bakıyorum. 3 kere 5, 15. 18'den 15 çıktı. Evet, 3 diye geliyor. Demek ki K 5'miş diyorum hemen. Hiç Pisagor yapmadım burada. Şu çizgiye de, şu kenar ortaya da gerek kalmadı. K 5 ise X'de ne çıkacak? 10 çıkacak. Cevabım Edirne'den geldi. Devam edelim. 7 numaradayız dostum. Hadi okuyalım. ABC dik üçgeninde DEF bulundukları kenarların orta noktalarıdır diyor. Tamam. Buna göre X kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi madem ki D ile E bulundukları kenarları şöyle ikiye bölmüşler. O halde bu DE'ye biz ne diyeceğiz? Orta taban. Nerenin orta tabanı? AC'nin orta tabanı diyeceğiz. Bu bir. Orta taban şuradan geçen bütün doğruları ikiye bölecek. Yani şu BF'yi de ikiye bölüyor dostum. O halde 4 ise buranın da 4 olacağını biliyorum. Şimdi Fransa da ikiye bölmüş. Şuralar da ikiye bölündü. Bir paralel doğruyu ikiye bölen doğru ona paralel olan bütün doğruları da ikiye böler. Yani şuradan çizdiğim bütün doğrular hep ikiye bölünür. Demek ki DE de ikiye bölünecek. O halde burası X ise şu parçamız da X'tir diyorum. Ve muhteşem üçlüyü gördüm dostlar. Bakın dik açıdan şuraya bir kenar orta inmiş 4. Burayı da 4, 4 diye bölecek. Demek ki X eşittir 4 gelecek. Yani Bursa'dan çıktı sorumuzun cevabı. 8 numarayı okuyalım. ABC bir üçgen, CD ve bilmem ne birer kenar ortay. Şimdi bunların ikisi de kenar ortaysa burası da 5'tir. Burası da x'tir. Şurası ağırlık merkezinden dolayı burası 2. 2 ise burası da 4'tür. Şimdi dostum ikizkenar üçgende öğrendiğimiz kuralı hatırlarsak cevabın 5 olduğunu hemen göreceğiz dostlar. Neydi o kural? Hocam şu AE kenar ortayı da 6 santim. DC kenar ortayı da 6 santim. Ne zaman bu iki kenar ortay birbirine eşit oluyordu? Eşit açıdan çıkan kenar ortaylar birbirine eşittir. Demek ki bu açıyla A ile şuradaki Ceyhan açısı birbirine eşit. Demek ki bu üçgen ikiz kenar. Burası 10 birimse burası da 10 birim. 2x eşittir 10. X eşittir 5'i paketledik ikizkenar üçgen özelliğinden. 9 numaraya geldik dostum. Bakalım ne diyor? 24. G noktası ağırlık merkezi. DG eşittir GF. AG 24 ise HE. Şuradaki X'i de bize soruyor. Dostum şuraya ben K birim dersem, şimdi buna da K diyecekmişim. Şimdi G ağırlık merkezi ne diyordu? Burası K ise şurası 2K olacak. E K'sı burada, buraya da K kaldı. Dostum şu A'dan inen AE kenar ortay olacak. Çünkü neden? Ağırlık merkezinden geçiyor. Bak bir de ne yapıyorum? Şu BG'yi de çizeyim ben. Şu üçgene baksana kardeşim ya. Şuraya bak. Şimdi bu üçgende şu doğru, bak maviyle çiziyorum. BF doğrusu. Bir kenar ortaydır. KK diye bölmüş. GE doğrusu bir kenar ortaydır, tık tık diye bölmüş. Dostum iki kenar ortayın kesiştiği şu Hatay noktası artık ne oldu benim için? H noktası şu GBC üçgeninin ağırlık merkezi oldu. Küçük üçgenin. E o zaman artık tabana bir X düşmüş.
Açıya 2x düşecek. Şurası 2x. Peki hocam, G noktası da ağırlık merkeziydi zaten. G'nin altına 3x yazdıysam üstüne ne yazacağım? 2 katı 6x yazacağım. O halde artık biliyorum ki 6x eşittir 24, x eşittir 4. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 10 numaradayız. Hadi bir okuyalım. Yeşil üçgen var. BE eşittir. BE'yi bir göreyim. EC'ye. EC'yi bir görelim. Şuraya. Tamam, bu eşitlikleri göstermiş. BF'yi vermiş 30. Tamam. Sonra da diyor ki Yasemin yeşil, sarı, turuncu, mor üçgenleri renkli geometrik parçaları birleştirerek aşağıdaki ABC üçgenini elde etmiştir. Tamam. Buna göre FD nedir? Şimdi dostum şu eşitlikleri gösterelim. EC BE'ye eşitmiş, gösterdim. BF 30'muş, onu da gösterdim. AD eşitmiş DC'ye, onu da gösterdik. Bak bu bir kenarortay. Bu bir kenarortay. Fransa oldu mu ağırlık merkezi? Peki BF 30'sa açıya 2 düşecekti. Tabana 1. Şurası da 15 gelecek. FD'yi soruyor zaten. 15'i paketledik. Çocuk oyuncağı bir soru oldu. 11 numaradayız. Burada bir hocam formül vermiş. Dik üçgende, sadece dik üçgende geçerli bir formüldür. Muhteşem üçlüyü yapan şu kenarortay var ya, muhteşem üçlüyü yapan, yani dik açıdan çıkanın karesinin 5 katı diğer iki kenarortayın kareleri toplamına eşitmiş. Burada da bize sorusunu sormuş dostum. Şimdi öncelikle burası x ise burası 2x. Şu 4 kök 5'i uzattı, 2 kök 5. Onu uzattı, şurası 5. Hadi şimdi yukarıdaki formülü yapalım. Muhteşem üçlüyü yapan kenarortay 3x. Bunun karesinin, yani 9x karenin 5 katı eşittir. Bir 4 kök 5, 2 kök 5 de 6 kök 5'in karesi artı 15'in karesi. İşte formülümüz bu arkadaşlarım. Bunu da hemen işlemini düzenlediğinizde ben direkt cevabı yazıyorum artık. Bu işlemi, matematiksel işlemi size bıraktım. Adana geliyormuş x dediğimiz uzun.